If you want to ride it, I also want to do some like tık tık. Hey, you do some, no problem. Okay, come, come. Это какой это 20 пула? 20 пула. No, 50 пула. А ну 20 пула. 20 пула. А ну 100 Ben Anıl, yaklaşık 9 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda motosikletimle 2 yıl sürmesini planladığım bir Afrika yolculuğundayım. Bu yolculuğun 7. ülkesi Zambiya'dayım şu anda. Arkadaşlar merhaba, videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an sabah saat 8.30-9 neredeyse. Yeni bir gün, yeni bir videoya başladık. Taksici abiler de işlerinin başına koşuyorlar. Ben de bugün sizinle birlikte Zambiya'dan ayrılıyorum artık. Ve önce sınır geçeceğiz Botswana'ya, sonra da çok bu gezide hiç görmediğiniz kadar fantastik bir yere gidiyoruz. Hepiniz videoya tekrardan hoş geldiniz. Önce benzin alalım. Ondan sonra bu Zambiya ile Zimbabwe arasındaki köprüye gideceğiz tekrar. O köprüde bir video çekmek istiyorum motorla geçerken, şöyle 360 derece kamerayı açıp şelaleyle falan birlikte, çünkü bir daha yapamam böyle bir şey. Hazır buraya kadar gelmişim, oradan bir geçivereyim ve gitmeden önce de bir benzin alalım, depomuzu dolduralım. Para bozdurmuştum, bayağı bir param arttı, 70-80 dolar fazladan para kaldı yanımda. Gerçi dün birazını yedim yemekte dün akşam ama, gerçi bir önceki videoda akşam yemeğinde birazını yedim ama olsun. Hala biraz fazladan param var. İşte çıkmadan benzin alayım, bir şeyler derken o parayı burada harcayayım diye düşündüm. Bize benzin verecek mi ya birisi? You fill it up please. Petrol, right? Petrol. Petrol, yeah. Every motorbike runs with petrol. Really? No diesel motorbike. No diesel bike. Yes. Livingstone böyle bir ucundan bir ucuna giden bir caddeden oluşuyor. Birkaç tane ara sokağı var. Birkaç tane değil, bayağı ara sokağı var ama çok küçük bir yer. Uzun, ince, böyle yürüyerek bir ucundan bir ucuna 20 dakika, hadi yarım saatte gidebileceğiniz bir yer. Tam böyle küçük kasaba. Ve biraz da tabii gelişmiş olduğu için o özlediğimiz hafif gelişmiş ama küçük kalmış kasaba havası burada yaşanıyor. İnsanlar güzel, çok nazikler. Turistik yer olmasından dolayı biraz hizmet sektörü gelişmiş burada. O yüzden buradaki konaklamalar ve geçirilen vakit çok keyifliydi. Sadece gereksiz pahalıydı. Yani yemekler falan tamam. Yemekte sunduğun şey önemli olduğu için fiyat fark ediyor. İllaki anlıyorum da. Konaklamada saçma sapan odaya 50 dolar verdim günlüğüne. O çok koydu. Kahvaltı yok. Hiçbir şey yok. Banyo tuvalet yok odanın içinde falan. Neyse ama bitirdik Zambiya kısmını. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer, zaten neden bu kadar mutlu ve keyifli olduğumu biliyorsunuz. İzlemediyseniz kesin izleyin. Yani şiddetle tavsiye ediyorum izlemenizi. Şimdi bu yoldan böyle dümdüz gidince şelaleye ve sınıra geleceğiz. Orada bir video, fotoğraf, köprüyü bir geçeyim. Yan tarafımda şelale manzarası ile bir iki video çekeyim. Ondan sonra da Botswana'ya doğru yola çıkalım arkadaşlar. Bir de bu yolda milli park var. Bir Mosi Otunya, işte Victoria şelalelerinin yerel adı, milli parkı var. O milli parkta çok fazla fil geçişi oluyormuş yoldan. Yani sabah ve akşam üzeri saatlerinde kesin görünüyor. Her gün görüyoruz biz burada dedi buradaki yerli insanlar. Ben de acaba bir şeyler çıkar mı karşımıza diye şu an sağıma soluma bakarak gidiyorum. Ama burada çıkmasa da Botswana'da çok fazla fil göreceğiz. Ya Botswana tam bir fil cenneti çünkü. Gümrüğe geldik. Bir önceki videoda da anlatmıştım. Gümrükte
pasaportunuzu gösterip bir kağıt alıyorsunuz. Aşırı basit bir işlem var. Ondan sonra vize vesaire bir şey almadan geçebiliyorsunuz. Köprüyü yürüyüp işte şelaleyi oradan görüp falan geri dönmek mümkün. Geldim, belgeleri aldım. Motor için de ayrı bir belge, şey, mühür istediler. Karneni göster dediler falan. Ya dedim çok zor yerde ya. Beni uğraştırmayın. Geleceğim işte geri. Belli bir şey. Sonra verdiler. Bu yarıkların sol tarafında buradan elektrik ürettikleri bir yer var. Elektrik üretimi yapıyorlar bu şelalenin suyuyla. Ve büyük bir kısmını da tabii şelaleye doğal güzellik için bırakıyorlar. Ve köprüye geldik. Herhalde başka da geçen yok. Kameralarımı açayım. Şu kamerayı da açayım. Üf. Üf, şu güzelliğe bir bakın ya. Güzeldi. Oh. Oh, mezarlık. Aynı bizimkiler gibi. Mezar taşı var. Mermer kaplama mezarlar var. Zambiya'nın bu bölgesi, Livingstone civarı ve artık işte güneyi yazın, yani buranın yazında işte Ocak, Şubat gibi 40 dereceyi geçiyormuş. Bir yaklaşık 10 gün sonra zaten 30'u geçecek. Burası 32-33'lere ulaşıyor. Yani ben şu an mesela 25 derece, akşamları 10 derece falan da 10-12 derece aşırı mutlu şekilde gezdim. Yani en güzel zamanını yakalamışım buranın. O yüzden çok mutluyum. Buralar böyle 40-45 derece falan olsa gerçekten ne keyif alabilirdim, ne doğru düzgün çalışabilirdim, ne dinlenebilirdim. Bu serin hava beni inanılmaz mutlu etti. Şimdi güneye doğru indikçe de zaten serin havaya da devam edeceğiz. Oranın da böyle ilkbaharına, en güzel mevsimine denk geleceğim. Bu sıcaklıkları biraz daha sürdüreceğiz gibi görünüyor. Yani her ne kadar gezinin başında ilk 3-4 ayında yağmur hiç peşimi bırakmamış olsa ve beni çok yormuş olsa da bu güzel hava sıcaklıkları biraz daha modumu, motosikletli yolculuğa olan ilgimi, sevgimi falan toparladı diyebilirim. Sınıra geldim. Kazungula, Botswana, Zimbabwe. O köprü sınır işte. Karşısı Botswana. Ve burada çok ilginç bir detay var. Burası dünyanın en dar, en küçük kara sınırı. 600 metre. Bu tarafımız Namibya, bu tarafımız Zimbabwe, burası Zambiya, karşısı Botswana. Böyle bir kara sınırı burası. Ve şimdi bu sınırı geçeceğim. Köprüden geçerek yeni ülkeye gireceğiz arkadaşlar. Ben böyle bilgileri anlattıkça Instagram'dan falan bana mesaj atanlar oluyor. Ya Anıl işte şurada çıktı, şu sınavda çıktı. Senin sayende işte bir hafta önce sende görmüştük, doğru işaretledik bilmem ne diye. Eğer bu da bir yerde karşınıza çıkarsa bilin. Dünyanın en dar kara sınırı Namibya'yla Botswana, Zambiya ve Zimbabwe arasında paylaşılıyor. Ama sınır tabii Zambiya ile Botswana arasında. Yani buradan Zimbabwe'ye geçiş yok mesela. Var mı? Bilmiyorum. Sınırın bu tarafında her zaman sizi düdüklerler. Border bura diyor oğlum. Hello sir, how are you? How are you? I'm good. How was your trip? Good, good, good. Okay, the exit stamp? Exit? That side. Everything is that side? Yes, it's one border stop. Okay. Unless if you have to change your mind, that's when you can change. No. We need some, see the last point of Kwacha. What is the rate? From Kwacha. Kwacha to? Huh? It's 1.7, check even by the phone. This is the last point you where you can change Kwacha to Pula. No, Baba, it is never last point. Yeah, that side, let's negotiate. You can check by your phone there. But that is the rate. I want to say something.
last point of purchase here. So I will give you kuacha. Yes. You will give me pula. Yes. 1.7. Yes. What is there? It says 0.7. Yeah, so it was 1.7. So how much kuacha? Just count the kuacha you have. I have 1,000 kuacha. You got 1,000 kuacha. Okay, let me just get some more. I'm coming. How much you will give me? I'm coming. Let me just. No. Just tell me at first I talk. Mobile phone. Bakın nasıl heyecanlandı. So it will be 580 for pula. Ha? 580. No. Okay. Thank you. Bye bye. Beni kazıklayacağım diye nasıl heyecanlandı gördün mü? Gördünüz mü? 1000 kuaça $50 yaklaşık. 1000 kuaça geçecek elime diye el ayağı titredi. Çünkü aşırı kazıklıyorlar ya. Ne gerek var yani? Hello sir. How are you? I'm fine. May I just go to the border? The border. Okay. Thank you. Huh? I want to test. You want to what? I want to ride. This one? Mm. This is heavy. Eh? If you want to ride it, I also want to do some like tick tick. Yeah, you do some, no problem. Okay. Come. Yeah? Come. No, thank you. Neden bir su geçişi var ya? Herhalde hastalık taşımamak için. Hello. Hi. Ah. How are you? Good and you? Good, good. Yeah. Let's come and disinfect the show. Disinfection for myself. Yeah. Okay. Ana, one second. Okay. Is that enough? Thank you so much. Hello, sir. Hi, how are you, sir? I'm good. How are you? All right, thank you. This is for my exit, right? Yes, exit from Zambia. All right, thank you. For the bike, you have to pass through customs. Okay. Then proceed to the other side. Thank you. Hello, ma'am. How are you? I'm good. How are you too? I'm also good. Yeah, great. I need to take my motorbike out of the country. Okay. Out of Zambia. Where was it registered in Zambia? Mami? Near Chipata. I don't know the name of the border. Mommy. You don't find animals? Animals? No, they don't find me. Oh, wow. So far I didn't see any animal. Just baboons. Only baboons like everywhere. But no elephant, nothing. How are you? From where now? Now I'm going to Botswana. You said, which country are you from? Turkey. Turkey. Huh? I will ride it back to Turkey. Now I'm going to Cape Town, and then from West Coast. With a bike. Yes, with the bike. Wow. Okay. Please be careful. What? Be careful. Why? Because that paper is so important to me. They got my 4,000 USD as a deposit, yeah. And they told me like, don't damage it. Oh. Turkey, where is Turkey? Turkey is near Europe, near Asia, like it's a bridge between Asia and Europe. So we have some neighbors like Syria, Iraq, Iran, Bulgaria, Georgia. Thank you. Okay, bye. Bye bye. Thank you, thank you. All right. I want to enter Botswana and ride along for like maybe 15 days. Bayağı hızlı gidiyor. Tık tık tık. Geçirdiğim en hızlı ve en kolay sınır geçişiydi. Yani tık 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 ve tık şeklinde çözdüler her şeyi. Ama bence biraz fazla para ödedim. Neyse. Her şeyi en azından resmi şekilde yaptılar. Zambiya tarafında
köprüyü geçerken, geçmeden önce adam yanıma geldi, dedi ki köprü geçiş parası var, onu ödeyeceksin, bir de öbür tarafta para bozduramazsın dedi. Ben de dedim ki kardeşim bu benim 8. ülkem, 8. sınır değiştirmem. Artık biliyoruz öbür tarafta her yerde para bozduracak insanlar var. Geldim buraya bir sordum ki yokmuş. Ve gerçekten de köprü geçişini ödemem gerekiyormuş. Para bozduracağım. Şimdi öbür tarafa gideceğim. Elimde kalan kuaçalardan kurtulmam lazım. 600 yani 30 dolar falan kuaçam var. 30-32 dolar. Onu bozdurmam lazım. Bir de gerçekten köprü geçişi de ödeniyormuş. Bunların hepsini kredi kartıyla içeride ödedim. Ya Afrika'da genelleme yapamıyorsun. 7 sınır geçişi boyunca her yerde senden para bozdurmak için, para almak için bekleyenler oluyordu. Burada yok. Burada diyor bu tarafta, Botswana tarafında kimse kuaça almaz. Nasıl ya? Vallahi almıyorlarmış. Çok ilginç. Her sınır ayrı bir macera oluyor. Ama gerçekten en kısa sınır geçişi buydu. Yani param da olsa 15 dakika ya sürecek ya sürmeyecekti her şey. Ben girdim, ben çıktım, motor girdi, motor çıktı. Yani motor çıktı, girdi. Aşırı hızlı oldu. Şu geçtiğimiz köprüye de 4-5 dolar geçiş ücreti varmış, onu ödedim. Şimdi bir daha geçeceğim, sonra bir daha geçeceğim. Paranın hakkını vermek böyle bir şey herhalde. Giriş belgelerine de şöyle ki kapıda hemen şey sigortayı orada yapıyorlar. Böyle ayrıca biriyle, bir acentayla vesaire uğraşmanız gerekmiyor. Sigortaya 12 dolar ödedim. 3 ay geçerliymiş. Motorun ülkede kalması için bir böyle yol bilmem nesi varmış. 1 yıl geçerliymiş o. Ona 4 dolar ödedim. Bir de motosikletin ülkeye girişi için 18 dolar ödedim. Yani toplamda işte 32-33 dolar para ödemiş oldum. Böyle bir giriş oldu. Vizeye para ödenmiyor Botswana'da. Böyle bir güzelliği var. Vizeyi, pasaportumu verdim. Şak, damgayı bastı, verdi. Para ödemiyorsunuz vize için. Bu da ilk defa para ödemediğim bir Afrika ülkesi oldu kendi vizeme. Motora ödedim. Ve bir süre Botswana'nın tadını çıkarabiliriz. Şu güzelliğe bir bakın ya. Köprüyü de güzel yapmışlar ha. How many kwacha do you have? I have 620. 620 kwacha? Yes. Okay. I can go there. No. We are sending this. No, first you tell me the rate. We'll give you 350 pula. Baba, it makes 440. I know, 350. No, yeah. Then I will go and bargain. Thank you. You like this? Let's go this way. Come. Baba, if you keep that rate, I don't exchange. No problem. I'll give you good rate. Let's go. How much is it? 620. How much? Give me, give all this. 350. Okay, yeah. You give me 50 more. Ah, not 50 more. Baba, 20. we will meet. 20, 20 more. No, we will meet in the middle, yeah? No, it's like this. Rate says 440, you say 350. Also, not told me, I'll give you 370. Let's go, let's go 20 pula. No, 50 pula. Ah, not 50 pula, like this. Pula. Like no, 100 pula. Hello, it's all 20 pula. Baba, give me 50 pula. How much? Then this is we will meet in the middle. Dead. Huh? That is dead. Like yeah, that's dead. Do like this. Do like this. You give me 50. Do like this. Hold this. Hold this. Yeah. Yeah, I'll give you hold this guy. 20. 25. 25, eh? 26. 28. It's 50. No, Baba. Do like this. Do like this. This is 20 pula. Baba, I don't want to go to the bank and say exchange it. Do like this. This is 20. I know this is 30. 27. 27, 20. It's 30. This one. 30 pula. No, give me 50. This is the meeting in the middle. But it's not. You know that you cannot change the price like 40%. But I'll tell you, this guy just told you how much. It's 350. Me, I'll give you 50. No, I know this is the rate is bad. No, this guy said it's bad. But me, I'll give you 370. No, give me 400, so this is the middle. I can't do but same thing, I feel it is not. 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 It is not enough.
Zambezi Nehri. Ne büyük nehir be. Afrika'nın en önemli nehirlerinden bir tanesi. Dedikleri zaman ne dediklerini böyle görünce anlıyorum. Nehrin üstünde dalga var. O kadar büyük bir nehir ki üzerinde dalgalar oluşuyor. Çok ilginç ve çok güzel bir yer şekliymiş. Gerçekten çok beğendim. Şimdi şu ülkeye bir girelim doğru düzgün. Hemen yan tarafta Kasane diye bir kasaba var. Birkaç böyle bir 10 kilometre falan. Oraya gideceğim. Botswana parası çekeceğim. Bankadan hat alacağım. Ve ondan sonra da artık Botswana'nın içindeki yolculuğumuza başlayacağız. Ha bir de yemek yiyeceğim tabii. Bir öğle yemeği yiyeceğim. Bakalım Botswanalılar ne yiyormuş? Ve Afrika'daki 8. ülkem, dünyadaki 54. ülkem. Botswana'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ve o Kasane'ye kadar gitmeme de gerek kalmıyormuş. Dediler ki şurada hemen AVM var. Burada hem hat alabilirsin, hem para bozdurabilirsin, hem de karnını doyurup yoluna öyle devam edebilirsin. Gitmene gerek yok Kasane'ye. İyi dedim o zaman. O zaman bana uyar. Sonuçta amacım iş halletmekti. Francistown düz. Ben o tarafa doğru gidiyorum. Ha, buraya gidersen de Zimbabwe sınırı var. Dünyanın en kısa kara sınırından da geçmiş olduk bu sayede. En azından parayı çekeyim. Şurada benzinimi alayım. Arkadaş gelişmiş ülke bir başka ya. Vallahi bir başka. Artık bıktım, yoruldum. Gelişmemiş ülkeler pazarlık, kazık. İnsanı gerçekten çok yoruyor. Aha! Başka bir motorcu daha var burada. Oo, GoPro'sunu falan bırakmış gitmiş kameranın üstü, şeyin motorun üstünde. Vay. Husqvarna 701. Güzel motor. Avusturyalıymış. Bulursam biraz sohbet edeyim. Şu park işini bir öğrenemedim ya. Ben motoru park edip gelene kadar adam gitmiş. Ha görmediyse yapacak bir şey yok. Ama kardeşim gördüysen bir gelip merhaba demez misin ya? Bir nasılsın, ne yapıyorsun denmez mi yani? Bu Avrupalılar çok yabani ya. Biz zaten sıcakkanlıyız. Bir de Afrika'nın sıcakkanlılığıyla birleşince ben böyle iyice herkese ne yapıyorsun, nasılsın, sürekli laf atan bir insana dönüştüm. Bu Avrupalılar kendi başlarına geçsinler, her şeyi kendi başlarına yapsınlar falan. Saçma. Beni kızdırıyor. Bir merhaba demez mi insan? Kardeşim nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Şuradan bir para çekmeyi deneyelim. 3 dolar para kesiyor. Tamam, gayet güzel. Unable to complete. Hay Allah'ım ya. Şu banka, bankacılık ve bankalarla olan sıkıntılar da yoruyor insanı artık. Ne saçma ya. Airtime Center. Hello. Yeah, we are taking from here to Nauru. Yeah. Kanawading. Wading. Wading. It's good. Saat 2 oldu. Her şeyi hallettim ama 240 kilometre yolum var. Yol çok güzel dediler. Bakacağız. Eğer başarabilirsem o gideceğim yere varmayı çok istiyorum. Size bunu göstermeyi çok istiyorum. O yüzden biraz hızlı hareket edip şöyle biraz bastırıp bu yolu almaya çalışacağım. Please feel it. Feel it in So good. Thank you so much. Great concert. Yeah. Evet, gözlüğümü de takıyorum ve bu 250 kilometreyi bitireceğiz arkadaşlar. İnanıyorum. Ama önce tabii ki her zamanki gibi yeni ülkeye girdik. Birazcık bilgi paylaşayım. Çok yine fantastik ilginç bir ülke burası. Çünkü
Dünyada bilmiyorum kaç tane örneği var ama Botswana dağı olmayan bir ülke. O kadar düz ve hiç böyle girintisi çıkıntısı vesairesi olmayan bir yer ki artık böyle inanılmaz sıkıcı dümdüz yollar beni bekliyor. Tabii karşıma fil falan çıkmazsa işte kızların dediği gibi. Botswana'nın %86'sı dünyanın en büyük tek parça çölü olan Kalahari Çölü'nden oluşuyor. Ülkenin %86'sı kum. Doğru düzgün tepesi yok, bir şey yok. Olan tepelerde kum tepesi, yani hakikaten hiçbir şeyleri yok. Burası aynı zamanda dünyanın en büyük elmas üreticisi. Sadece 2006 yılında bir yılda ürettikleri elmas 34 milyon karat. Yani bilmiyorum bu sayının büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz ama yani normalde bu ülkenin böyle dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkesi falan olması gerekiyor. Tabii ki yine Afrika işleri biliyorsunuz ki işte yolsuzluk var, bir sürü para çalma etme ıvır zıvır ve tabii ki Avrupalıların özellikle Yahudilerin bu kuşlar ne ya? Siz nesiniz abi? Of. Allah Allah. Ne güzel kuştu. Elmas ticareti dünyada Yahudilerin elinde. O yüzden de işte Yahudilerin kaymağını yediği bir yer. Ama dünyanın en kaliteli, en güzel elmasları Botswana'dan çıkıyormuş. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki videolarda birkaç tane de elmas madeni ziyaret etmeye çalışacağım. Onları da size göstereceğim. Burada yaklaşık 80 milyon yıl önce çok büyük volkanik patlamalar oluyor ve inanılmaz büyük kütleler oluşturuyor böyle toprağın üstünde. O da hayvan ve bitki gibi farklı organik maddeleri çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç altında sıkıştırarak elması oluşturuyor bu kadar yıl sonra. O volkanik patlamaların etkisiyle işte burası dünyada en çok elmas çıkarılan yer oluyor, ülke oluyor. Böyle çok ilginç bir özelliği var. Diğer taraftan dünyanın en kuru ülkelerinden bir tanesi sayılıyor Botswana. Çünkü ülkeye, ha bakın elmas kamyonuydu o. Görürsem gerçeğini de göstereceğim o şöyle verev şekli. Bu ülkeye bir tane nehir giriyor, çıkmıyor ve ülkede hiç nehir çıkışı yok. Yani normalde nehirler gelir, akar, böyle ovaları, vadileri besler falan, öbür tarafa gider, bir yere okyanusa bağlanır. Burada hiç çıkan nehir yok ülkeden. Ülkeye bir tane nehir giriyor, Okavango Nehri. O da zaten Okavango Deltası, o meşhur Okavango Deltası'nda yayılıp kalıyor. Gidemiyor, bir yere ulaşamıyor. Yani o deltayı besliyor sadece. O yüzden de burası dünyanın en kurak ve en kuru, aslında kurak değil. Kurak değil gördüğünüz gibi. Aha fil. Aha fil. Yoldan geçiyor. Ve dediler ki eğer fil tek başınaysa kork. Fil yalnızsa saldırır dediler. Vay be. Bir tane fil de gördük. Oh. Yerim, kurban olurum sizinle be. Çok güzel hayvanlar ya. Evet, ve burası aynı zamanda dünyanın en çok fil nüfusuna sahip olan ülkesi. Bu yolda özellikle inanılmaz fil görürsün, dikkat et. Yalnızsa saldırır. Fillere hiç belli olmaz dediler. Aslan mastan da çıkabilir ama onun için çok şanssız olman lazım, ama fil çıkar dediler. Ve anında çıktı, gördünüz yani. Of, ne kadar güzeldi.
Ne anlatıyordum ki ya? Ha, nehir girişi var, şey çıkışı yok diyordum. Okavango deltasını oluşturuyor ve bu delta safari yapmaya çalışacağım. Şu an suyun en yüksek olduğu, böyle her yerin yemyeşil olduğu dönem sanırım. O deltada da bir safari yapıp size orayı da göstermek istiyorum. Ben de o deltayı bir deneyimlemek istiyorum. İşte bu ülke su kaynakları sebebiyle de dünyanın en kıt ülkesi. Hadi şimdi ben birazcık bastırayım ve daha fazla geç kalmadan gidelim, hazır da yol bu kadar güzelken yapıştırayım birazcık. Aha! Başka bir aile. Gerçekten bunlar bambaşka hayvanlar ya. Bambaşka güzellikte hayvanlar. Tamam, bir durak daha verdik, yeter. Bak bak kardeşiyle nasıl oynuyor. Çok güzeller ya. Çok. Hangi tür ya? Çok güzeller. Ve hep ikili geziyorlar. Türünü biliyorsanız lütfen yazın arkadaşlar yorumlara. Ben bilemedim vallahi. Çıkartamıyorum yani. Kamerada belli olup olmadığına dair hiçbir fikrim yok ama hayatımda bundan daha büyük bir tarla görmedim. Mısır ekmişler. Hasadını da etmişler. Ben böyle bir büyüklük görmedim arkadaşlar. Yüz kilometre geldim. Bir benzin alalım. Nereden alacağız? Benzinin litresi 14 pula. Yani 1 dolar diyebilirim. 1.1 dolar. Please fill it. Bu sefer de 93 oktan aldık. Hadi bakalım. 95 yokmuş. En azından içinde metal yok diyor. İyi, bu da bir gelişme. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Antilop var. Geyik mi onlar ne? Motorun sesinden zıplaya zıplaya gittiler. Şurada çok büyük kudular var. Bu kadar olur ya. Bildiğin safari yaptım ha. Bütün hayvanları, Big Five'ı gördüm neredeyse. Hello. O bir erkek. Buradakine bakalım. Ah, nereye gittin ya?
O da bir erkek. Kafasının üstündeki çıkıntılardan anlayabilirsiniz. Ne güzel hayvan ya. Çok fazla da fil boku var burada. Başka bir fil görebilir miyiz bilmiyorum ama şuradan aslan maslan bir şey çıkmadan ormanın içinden şu ana yola bir bağlanayım. Aha! Antilop! Ben hep buradan mı gitsem ya? Burası hayvan dolu. Aha! Bu da bir hornbill. Of! Yok artık bir yerden şu yola bağlanayım. Yeter bu kadar risk aldığımız. Şuradan bir yerden... Of! Beç tavuğu o da. Risk aldığım yeter arkadaşlar. Aslan çıkmadan bir de karşıma. Şuradan ben yoluma devam edeyim. Ne kadar güzel oldu ya. Bayıldım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Uçmadıysa. Vallahi uçtu gitti. Gösteremedim arkadaşlar. Şu odunun ağacın üstünde oturuyordu. Kocaman bir tür kartaldı. Yok canım, yakalayamıyorum. O neydi be? O neydi? Öf! O nasıl bir antilop? Onu yakından çekmem lazım. Ve kaçmazsa eğer görmek istiyorum ben de. Sen nesin? Anam babam. Öf. Şuna bak. Yavrusu da var. Kuyruğu da var. Çok büyük ve çok güzelsin ya. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı. Vursam yaralasam söz ile seni. Diley 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 söz ile seni. Ne güzel türkü ya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten motor sürmekten yoruldum ya. Motorun üstünde oturmaktan yoruldum. Sürmekten değil de şurada durayım. Burası bir yaban hayat yeridir. Burada durmakla kendiniz risk alıyorsunuz. Haberiniz olsun diyor. Bütün ağaçları falan yıkmış filler zaten. Filmil gelirse hiç şaşırmam yani ben de. 20-25 kilometrem kalmış. Bir de bilmiyorum kameranın etrafında da uçuyorlar mı ama bir 20 tane 30 tane sinek var kafamın etrafında. Rahat vermediler. Az bir yürüdüm. Bacaklarımı açtım. Bence gidebiliriz. Ya hayvanlar gün batımında bize şov yaptı. Şov. Çok güzeldi. Büyülendim resmen. Sürekli kuşlar kalkıyor yoldan. Tam böyle çarpacaklar zannediyorum. Hiç çarpmıyorlar. Asla çarpmıyorlar. Son anda tak tuk yani çeviriyorlar. Bunlar kartallardan, şeylerden kaçıyor ya. Bana mı çarpacaklar? Bunlar akıllı hayvan. Bunlar böyle böyle hayatta kalıyor zaten. Bura ne abi? Okey. Siz ne kadar güzel rengarenk hayvanlarsınız. Sizi besliyorlar burada tabii. O yüzden burada takılıyorsunuz. Evet, geldiğim yer burası. Elephant Sands, where elephant rule. Burası Elephant Sands isminde bir otel. Yani otel denebilir herhalde. Ben çadır kuracağım muhtemelen. Fiyatların pahalı olacağını düşünüyorum ama burada kalmak için çok uzun zamandır hayal kuruyordum.
Asil abla, Asil Özbay da buraya geldiğinde On Her Bike Kinga ile birlikte, o da burada kalmıştı. Anıl, oraya gitmen lazım ve kalabiliyorsam bir hafta falan kalırdım ben olsam senin yerinde dedi. Bakalım bizi neler bekliyor. Gidip göreceğiz. Of, bayağı da kummuş. Of, çok yoruldum. 2 dakikada neler oldu? Umarım bu yolda karşıma fil çıkmaz. O biraz sıkıntı olur. File düşerim o zaman zaten kesin korkudan. Neyse, iyi devam ediyoruz şimdilik. Motoru sık. Devirli kullan. Da gaz açamıyorum. Neyse. Öğreneceğiz. Sanırım buraya geldiğime değecek. İşte sabahtan beri heyecanla gelmeye çalıştığım yer burasıydı. Bu dünyanın en kurak coğrafyası diye anlattığım yerde filler için kocaman bir havuz yapmışlar. Ve her gün binlerce litre suyla dolduruyorlarmış. Yıllarca bunu yaptıktan ve hayvanları besledikten sonra filler de buraya alışmış, insanlara da alışmışlar ve sonunda etrafta böyle gezer, su içer, dolaşır hale gelmişler. Burada kamp yapılabiliyor. Evler var. Karşıda da gördüğünüz gibi kamp alanları, böyle şeyler, yataklı çadırlar. Onlarda kalınabiliyor. Ben kamp yapacağım. Direkt karşıdan gören bir manzara buldum. Şuraya kuracağım çadırımı ve sabah fillerin önüne, fillerin manzarasıyla birlikte uyanmak istiyorum. Böyle çadırı açınca karşımda filler olsun istiyorum. Ve hemen havuzun önünde de bir restoranları var. Şimdi çadırımı kurayım. Of, çok yoruldum ya. Nefes nefese kaldım. Şu son kum öldürdü beni. Ondan sonra yemeğe gidelim. Bir de açık büfe yemeklerine bakalım. Ondan sonra da bu videoyu bitirelim. Şöyle bir de bilgi vermek güzel olur. Kamp alanı 15 dolarmış. Kendi çadırınla çadır kurmak ve hiçbir şey dahil değil içine. Kahvaltı istersen kaç dedi? 13 dolar sanırım. 12-13 dolar kahvaltı. Akşam yemeği 240 dedi. 18 dolar açık büfe. Öğle yemeğinde de menüden sipariş verebilirsin dedi. Yani burada kendi çadırında kalıp tüm yemekleri onlardan yeme sistemi. İşte full board kalırsanız burada 15 çadır, 18, 12, 30, 45, 60 dolar falan aşağı yukarı günlük. 3 öğün yemek ve konaklama dahil. Ama çadırınızı getirirseniz burada ateş yakıp mangal yapabileceğiniz yerler var. Kendi pişirme aparatlarınız varsa yemek yapabileceğiniz yerler var. Binlerce insan kendi ekipmanlarını getirmiş. Kendi kamp alanlarını kurmuşlar. Kendi çadır üstü, araç üstü çadırlarını falan getirmişler.
ve böyle kendi ateş yerleriyle biraları, yemekleri falan öyle takılıyorlar. Ve herkes burada böyle takılıyor. Ben de kendi çadırımda kalacağım. Tabii ki yanımda yemek olmadığı için yemeği de onlardan alacağım. Hadi çadıra geçelim. Ugali var, bir sebze sote var, pilav, patates, bal kabağı, sebze, tavuk, domuz, dana rosto sanırım ve salata var. Yani yeterli bence gayet, sürekli dolduruyorlar zaten. Güzel bir menüleri var, inanılmaz az ışık kullanıyorlar burada. Çünkü filler hemen önümüzde. Hemen önümüzdeler. Göstereyim mi? Gerçekten hemen 2-3 metre önümüzdeler. İnsanlar buraya dizilip izliyorlar. Ve muhtemelen yarın herkes gittiğinde işte safariye, yola vesaire buradaki çok az insandan birisi olacağım. Ve ben de bunun tadını çıkartacağım. Bu az ışıkla ve eşsiz yerle şimdi size teşekkür edeyim arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda bugünün, burada geçirdiğim gündüzlerin görüntüleriyle birlikte başlayarak yine Botswana'da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.